Kitabımızın adı Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm. Yazar Lenin. Çeviren Şiar Yalçın. Yayın evi Bilim ve Sosyalizm Yayınları. Bölümün adı Rus Komünist Partisi. Bolşevik Program Taslağı. Rusya'da proletarya diktatörlüğünün temel görevleri. Bugünün Rusya'sında proletarya diktatörlüğünün temel görevleri toprak sahiplerinin ve burjuvazinin mallarının başlanılmış olan zor alımı tamamlamak ve bütün fabrikaların, demir yollarının, bankalarının, ticaret gemilerinin ve öteki üretim araçlarının mülkiyetini Sovyet Cumhuriyeti'ne geçirmektir. Daha şimdiden toprak üzerinde özel mülkiyetin kalkmasına ve işçiden yana köylülerin bugünkü kuramcılarının toprağın sosyalizasyonu adını verdikleri küçük ölçüde çiftlikten sosyalizme geçişin uygulanmasına yol açmış kent işçisi, yoksul köylü bağlaşmasını toprağa ortaklaşa işlemeye ve büyük ölçüde sosyalist çiftçiliğe doğru kademeli ama kararlı bir geçişi kolaylaştıracak biçimde kullanmaktır. Burjuva parlamentizminden çok daha yüksek ve daha ilerici bir demokrasi biçimi olan ve 1871 Paris Komünü ve 1905 ve 1917-18 Rus devrimleri deneylerinin gösterdiği gibi kapitalizmden sosyalizme geçişin, yani proletarya diktatörlüğü döneminin tek uygun devlet tipi olan Federatif Sovyet Cumhuriyeti'ni güçlendirmek ve geliştirmektir. Devrimi daha gelişmiş ülkelere ve genel olarak bütün ülkelere götürmek için Rusya'da yakılmış olan dünya sosyalist devrimi meşalesini türlü yollardan ve en geniş biçimde kullanmak ve bu arada emperyalist burjuva hükümetlerinin Rusya'nın iç işlerine karışma ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne karşı doğrudan bir savaşım ve savaş için birleşme girişimlerini hüsrana uğratmaktır. Bir dizi kademeli ama şaşmaz önlemlerle özel ticareti tamamen kaldırmak ve üretici, tüketici komünleri arasında düzenli, planlı ürün alışverişini örgütleyerek Sovyet Cumhuriyeti'ni tek bir ekonomik tüm haline getirmektir. Rus Komünist Partisi, Sovyet hükümetin genel görevlerini daha somut bir biçimde dile getirerek onları şimdilik şöyle formüle etmektedir. Politik alanda. Proletarya tarafından siyasal iktidar ele geçirilinceye dek emekçi yığınlarının politik eğitim için burjuva demokrasisinden ve özellikle parlamenterizminden yararlanmak zorunluluğuydu. Ama bugün artık proletarya siyasal iktidarı ele geçirmiş ve Sovyet Cumhuriyeti'nde daha yüksek nitelikli bir demokrasi biçimi yürürlüğe konmuş olduğuna göre burjuva parlamenterizmi ve burjuva ve demokrasi doğrultusunda geriye doğru atılacak her adım kuşkusuz sömürücülerin, toprak sahiplerinin ve kapitalistlerin çıkarlarına hizmet eden gerici bir tutumdan başka bir şey olamaz. Sözde halkçı, ulusal, genel, sınıf dışı demokrasi gibi aslında burjuva demokrasisi demek olan aldatıcı sloganlar yalnızca sömürücülerin çıkarlarına hizmet eder ve toprakla öteki üretim araçları özel mülkiyetin kapsamı içinde kaldığı sürece en demokratik bir cumhuriyet bile ister istemez bir burjuva demokrasisi, emekçi halkın ezici çoğunluğunun bir avuç kapitalist tarafından baskı altına tutulmasını sağlayan bir aygıt olarak kalmaya mahkumdur. Devlet, tüm olarak ortadan kalkıncaya dek geçici yeni bir devlet tipi olan Sovyet Cumhuriyeti'ne düşen tarihsel görev şudur. 1. Kapitalizm altında ezilen sınıfların, yani proletarya ile yarı proletaryanın genel yığın örgütlenmesinin yaratılması ve geliştirilmesi. Burjuva demokrasisi olsa olsa sömürülen yığınların onları özgür sağladığı ölçüde örgütlenmesine izin verir. Ama aslında örgütlenmelerinin karşısında oldum olası sayısız engel çıkarmıştır. Bu engeller üretim araçlarının özel mülkiyetine sıkı sıkıya bağlı bulunduğundan ortadan kaldırımları olanaksızdır. Tarihte ilk kez Sovyet iktidarı kapitalist rejimde ezilen yığınların örgütlenmesini kolaylaştırmakla kalmamış, aynı zamanda bu örgütlenmeyi yukarıdan aşağıya, yerel ve merkezi tüm devlet aygıtının şaşmaz ve vazgeçilmez temeli haline getirmiştir. Ancak böyleliklerdir ki gerçek demokrasi, ulusun büyük çoğunluğunun, emekçi halkın yararlanacağı bir demokrasi yürürlüğe konulabilir. Şimdiye dek olduğu gibi ve en demokratik burjuva cumhuriyetinde bile görüle geldiği biçimde devletin aslında burjuva sınıflarının temsilciler tarafından yönetilmesi yerine
emekçi halkın devlet yönetimine fiilen katılması sağlanabilir. 2. Sovyet devlet yönetimi sistemi, emekçi halkın belirli bir kesimine, sosyalizme ön gelen tüm kapitalist gelişimin savaşın içinde en çok yoğunlaştırdığı, birleştirdiği, eğittiği, bilinçlendirdiği ve çelişkilendirdiği kesimine, yani kentsel sanayi proletaryasına kesin ve gerçek bir avantaj sağlar. Bu avantajın sistemli ve şaşmaz bir biçimde kullanılması gerekir. Ta ki kapitalizmin işçiler arasında onları rakip gruplara bölmek yoluyla yaydığı ve beslediği dar lonca ve meslek çıkarları bir karşı dengeyle etkisiz hale getirilsin, kırsal proletarya ile yarı proletaryanın en geri ve dağınık yığınları ileri işçilerle sıkı bir biçimde kenetlensin, köy kulaklarının ve köy burjuvazisinin etkisinden kurtarılsın ve komünist gelişme için örgütlensin ve eğitilsin. 3. Bütün yurttaşların eşitliğini resmen ilan eden burjuva demokrasisi, gerçekte kapitalist sömürcülerin tahakkümünü maskelemiş ve yığınları sömürülenlerle sömürülenlerin eşitliğinin mümkün olduğunu düşünüyle oyalamış, aldatmıştır. Devletin Sovyet tipi örgütlenişi, gerçek demokrasiyi, yani tüm emekçi halkın gerçek eşitliğini gerçekleştirerek ve sömürücülerin toplumun bütün halklara sahip üyeleri kategorisinin dışında bırakarak bu aldatmacaya ve bu ikiyüzlülüğe son vermiştir. Dünya tarihinde deneyimi, sömürülen sınıfların sömürücülere karşı bütün ayaklanmalarının deneyimi, sömürücülerin ayrıcalıklarını koruma savaşındaki uzun ve umutsuz çabalarının kaçınılmazlığını göstermiştir. Sovyet devlet yönetimi bu direnci kırma zorunluluğuna uydurulmuştur. Çünkü bu direncin üstesinden gelinmedikçe muzaffer bir komünist devrimden söz edilemez. Emekçi yığınlarının devlet yapısı ve yönetimi üzerinde daha doğrudan etkisi, yani demokrasinin daha yüksek bir biçimi yine Sovyet devlet tipinde gerçekleştirilmiştir. Bunun birinci yolu daha sık seçim yapmak, seçim yöntemlerini ve aynı zamanda yeniden seçilme ve seçilen milletvekillerinin görevine son verme koşullarını basitleştirmek ve bunları kent ve köy işçileri için burjuva demokrasinin en iyi biçimlerine oranla bile daha anlaşılır hale getirmektir. 5. İkinci yolu, temel seçim çerçevesi ve Sovyet iktidarı altındaki devlet yapısının çekirdeği olarak ülke taksimatının bir birimini değil, ekonomik üretim birimini almaktır. Devlet aygıtıyla kapitalizmin birleştirdiği birincili proleter yığını arasında kurulan bu daha yakın ilişki de gerçekleştirilen daha yüksek bir demokrasi düzeyiyle birlikte köklü sosyalist reformları mümkün kılar. Sovyet örgütlenmesi sömürülen merkezi yığınlarıyla eskisinden çok daha sıkı bir biçimde kenetlenmiş silahlı işçi ve köylü güçlerinin meydana getirilmesini mümkün kılmıştır. Bu yapılmamış olsaydı sosyalizmin zaferinin temel koşullarından biri olan işçilerin silahlanması ve burjuvazinin silahsızlandırılması süreci başarıya ulaşamazdı. 7. Sovyet örgütlenmesi, burjuva demokrasisinin tarihsel bakımdan orta çağlara oranla en ilerici niteliğini oluşturan bir özelliğini, yani halkın devlet yönetiminde görev alacak kişilerin seçimine katılmasını eskisiyle karşılaştıramayacak ölçüde geliştirilmiş ve kökleştirmiştir. En demokratik burjuva devletlerinden hiçbirinde emekçi yığınlarıyla burjuvaların kendilerine biçimsel olarak tanıdığı seçme ve seçilme hakları hiçbir zaman Sovyet iktidarı altında olduğu kadar geniş, sık, genel, kolay ve basit bir biçimde kullanamamışlardır. Bu haklardan yararlanamamışlardır. Çünkü burjuva demokrasisi sözde onların bu haklarını güvence altına alırken aslında hakların kullanımlarını engeller. Sovyet iktidarı ise bununla da kalmayarak burjuva demokrasisinin Paris Komünü tarafından ortadan kaldırılmaya başlanan olumsuz yönlerini, yani parlamentarizmi ya da yasama ve yürütme yetkilerinin ayrılmasını da Marksizm bu güçler ayrılığının dar, sınırlı niteliğini çoktan beri belirtmiştir, ortadan kaldırmıştır. Hükümetin bu iki yönüyle birleştirmekle Sovyet devlet aygıtını emekçi halka yaklaştırmışlar ve yığınları ikiyüzlü sloganlarla aldatan parlamento üyesi iş adamlarının mali çerçeve ve borsalarla ilişkilerini gizleyen ve burjuva devlet yönetimi aygıtının dokunulmazlığını sağlayan
Burjuva parlamentosu engelini yıkmışlardır. 8. Sovyet devlet örgütlenmesi sayesindedir ki proletarya devrimi eski burjuva devlet aygıtını bir darbede parçalamış ve kökünü kurutmuştur. Bu yapılanmamış olsaydı sosyalist gelişme başlayamazdı. Bürokrasinin ister monarşilerde ister en demokratik burjuva cumhuriyetlerinde olsun her yerde devleti toprak sahiplerinin ve kapitalistlerin çıkarlarına tutsak etmiş olan o güçlü kaleleri bugünün Rusya'nın temelinde yıkılmıştır. Bununla birlikte bürokrasiye karşı savaş ülkemizde kesinlikle sona ermiş değildir. Bürokrasi bir yandan halk yığınlarının elverişsiz kültür düzeyinden, öte yandan da kent işçilerinin en gelişmiş kesiminin korkunç, adeta insanüstü savaş çabalarından yararlanarak eski mevzilerinden bazılarını yeniden ele geçirmeye çalışmaktadır. Bu yüzden bürokrasiye karşı yürütülecek savaşın sürmesi gelecekteki sosyalist gelişmeyi sağlamak için mutlak olarak zorunlu ve kaçınılmazdır. 9. Bu alandaki çalışma Sovyet iktidarının başlıca tarihsel amacının yani devletin nihai olarak ortadan kaldırılmasına doğru ilerleme amacının gerçekleştirilmesiyle yakından ilgilidir ve şu öğelerden oluşmalıdır. Birincisi, her Sovyet üyesi mutlaka devlet yönetiminde bir görev almalıdır. İkincisi, bu görevler sık sık değiştirilmeli, böylece hükümet etmenin bütün yönlerini, bütün dallarını kapsamalıdır. Üçüncüsü, istisnasız bütün emekçilerin devlet yönetimine bağımsız bir biçimde katılmaları sağlanmalı, bunun için özenle seçilmiş önlemler alınmalı ve şaşmaz bir biçimde uygulanmalıdır. 10. Genel olarak bir yandan burjuva demokrasisi ve parlamentarizmi ile öte yandan Sovyet ya da proleter demokrasisi arasında ayrım şuna indirgenebilir. Birincisinin ağırlık merkezi halkın çoğunluğunun işçilerle köylülerin aslında tam olarak kullanılmaktan alıkoydukları birçok hak ve özgürlüklerin resmi ve tantanalı bildirileri halinde ilanıdır. Proleter ya da Sovyet demokrasisi ise tersine ağırlık merkezinin halkın tümü için hak ve özgürlük ilanından başka yere kaydırmış, yalnızca eskiden ezilen ve sömürülen emekçi halkın devlet yönetimine fiilen katılmasını en iyi binaların ve başka lokallerin toplantılar ve kongreler için kullanılmasını, en iyi basım evlerinin ve en büyük kağıt depolarının kapitalist rejimde sersemleştirilmiş ve ezilmiş olan eğitimine ayrılmasını ve bu yığınların kendilerini yavaş yavaş ama gerçekten dinsel ön yargılarının boyunduruğundan kurtarmalarını sağlamıştır. Sovyet iktidarı en önemli görevinin kültür, uygarlık ve demokrasi nimetlerinden tüm emekçi halkın yararlanmasını sağlamak olduğunun bilincindedir ve bu görevini gelecekte şaşmadan yerine getirmelidir. Burjuva demokrasisinin emperyalizm altında uygulamasına olanak bulmayan ulusların eşitliği bildirisinden farklı olarak Rus Komünist Partisi'nin politikası burjuvazinin alaşağı edilmesini amaçlayan devrimci savaşımlardan bütün ulusların proleterlerinin ve emekçi yığınlarının bir araya gelmelerini ve birleşmelerini sağlamaktır. Eski Rus İmparatorluğu içinde ulusların emekçi halkları arasında Büyük Rusya emperyalizminin çarcı ve burjuva döneminden miras kalan Büyük Rusya korkusu ve güvensizliği Sovyet Rusya'yı yakından tanımanın etkisi altında hızla kaybolmaktaysa da bu güvensizlik henüz bütün uluslar arasında ve emekçi halkın bütün kesimleri arasında silinmiş değildir. Onun içindir ki ulusal duygular konusunda çok dikkatli ve ihtiyatlı davranmak, bu güvensizliği ortadan kaldırmak ve bütün ulusların Sovyet Cumhuriyetleri arasında sıkı ve gönüllü bir birliği gerçekleştirmek için gerçek bir eşitlik ve ayrılma özgürlüğü politikasının dikkatli bir biçimde izlenmesini sağlamak gerekir. Geri kalmış ve zayıf uluslara yardım aktarılmalı, bunun için de ortaçağ ve burjuva baskılarına karşı savaşımlarında bütün ulusların işçilerinin ve köylülerinin bağımsız bir biçimde örgütlenmelerine ve eğitimlerine yardımcı olunmalı ve aynı zamanda bugüne dek baskı altında tutulmuş ya da ayrıcalıksız bir durumda bırakılmış olan bütün ulusların dillerini ve yazılarını geliştirmelerini desteklemelidirler. Din politikası konusunda
Proletarya diktatörlüğü yalnızca kiliseyle devletin ve okulla kilisenin ayrılmasına karar vermekle yetinmemelidir. Çünkü burjuva, demokratlar tarafından öteden beri vaat edilen bu önlemler, sermaye ile dini propaganda arasında çok çeşitli fiili bağlar yüzünden dünyanın başka hiçbir yerinde tam olarak uygulanmamıştır. Proletarya diktatörlüğünün sömürücü sınıflarla toprak sahipleri ve kapitalistler dini propaganda örgütü arasındaki bütün ilişkileri kökünden yıkmalıdır. Çünkü bu ilişkilerin tek amacı yığınları cahil bırakmaktır. Proletarya diktatörlüğü kararlı bir biçimde emekçi halkı dini ön yargılarından kurtarmalı, bunun için hem propagandaya başvurmalı hem de yığınların politik bilinç düzeyini durmadan yükseltmelidir. Ancak bu arada halkın dindar kesiminin duygularını incitebilecek her şeyden özenle kaçınılmalıdır. Çünkü bu dini bağnazlık arttırmaktan başka bir sonuca varamaz. Kamu eğitim alanında RKB okulu burjuvazisinin bir sınıf egemenliği aracı olmaktan çıkarılıp bu egemenliği yıkmak ve toplumun sınıflara bölünmesini tamamen ortadan kaldırmak için bir araç haline getirmek, daha doğrusu 1917 Ekim devrimiyle başlamış olan bu süreci tamamlamak göreviyle karşı karşıya bulunmaktadır. Proletarya diktatörlüğü döneminde, yani komünizmin tam olarak gerçekleşmesi koşullarının hazırladığı dönemde, okul yalnızca komünizmin genel ilkelerinin değil, aynı zamanda proletaryanın emekçi halkın yarı proleter ve proleter olmayan kesimleri üzerinde ideolojik, örgütsel ve eğitsel nüfusunun bir aracı olmalıdır ki tam komünizmi kurmaya yetenekli bir kuşak yetiştirilebilsin. Bu alandaki yakın görevler şimdilik şunlardır. 1. Bütün çocuklar için 16 yaşına dek zorunlu, parasız ve politeknik bir eğitimin, üretimin bütün dallarını teorik ve pratik bir kavrayışının sağlanması. 2. Okulla üretici, sosyal çalışma arasındaki yakın ilişkilerin kurulması. 3. Çocuklara yiyecek, giyecek, kitap ve başka öğretim malzemelerinin devletçe sağlanması. 4. Öğretmenler arasında daha çok ajitasyon ve propaganda. 5. Komünist düşünlerle aşılanmış yeni öğretmen kadroları yetiştirmek. 6. Eğitimci halk, eğitim çalışmalarına etkin bir biçimde katılmalıdır. Resmi eğitim kurumlarının geliştirilmeli, eğitim görmüş olanlar seferber edilmelidir. 7. Sovyet iktidarı işçileri ve emekçi köylülerin öz eğitimi, öz gelişimi için çok yanlı yardımlarda bulunulmalıdır. Kitaplar, yetişkinler için okullar, halk üniversiteleri kurulmalı, kurslar, sinemalar, stüdyolar düzenlenmeli. 8. Komünist düşünlerin propagandası en geniş ölçüde yapılmalıdır. Sovyet iktidarının genel görevleri daha somut bir biçimde anlatan Rus Komünist Partisi bu görevleri şöyle tanımlamaktadır. Ekonomik alanda Sovyet iktidarının bugünkü görevleri şunlardır. 1. Başlatılmış olan burjuvazinin mülksüzleştirilmesi sürecini şaşmadan sürdürmek ve tamamlamak, üretim ve dağıtım araçlarının mülkiyetini Sovyet Cumhuriyeti'ne, yani tüm emekçi halka mal etmek. 2. Emekçi halk arasında yoldaşça bir disiplinin oluşturulmasına ve pekiştirilmesine özel bir dikkat gösterilmeli, bağımsız çalışmaları ve sorumluluk duyguları her bakımdan daha yüksek bir düzeye çıkarılmalıdır. Kapitalizmi ve üretim araçları üzerinde özel mülkiyetin egemenliğinin oluşturduğu alışkanlıkları yenmenin en önemli, belki de tek yolu budur. Bu amaç ancak yığınları yeniden eğitilmesi yolunda harcanarak yavaş ama kararlı çalışmalarla gerçekleştirilebilir. Bu yeniden eğitim, toprak sahiplerinin, kapitalistlerin ve aracıların gerçekten ortadan kaldırılmış oldukları yığınların görmeleriyle şimdi yalnızca mümkün olmakla kalmamış, işçilerle köylülerin pratik deneyleri yoluyla fiilen ve çeşitli biçimlerde uygulanmaya da başlanmıştır. Bu bakımdan emekçilerin sendikalarda örgütlenmesi için daha çok çaba harcamak son derece önemlidir. Bu örgütlenme şimdiye dek hiçbir zaman ve dünyanın hiçbir yerinde Sovyet iktidarı altında olduğu kadar hızlı bir biçimde geliştirilememiştir. Ama istisnasız bütün çalışan insanlar etkin, merkezileştirilmiş ve disiplinli sendikalarda örgütleninceye dek daha da geliştirilmelidir. Eski sendika hareketlerinin basmakalıp biçimleriyle yetinilmemeli, bir yandan sistemli bir biçimde sendikaları ekonomiyi yöneten organlar haline dönüştürmeli, pratik çalışmanın sonuçlarına aykırı olarak atılan her adımı dikkatle
yeniden gözden geçirmeli, sendikalarda Yüksek Ekonomik Konsey, Çalışma Komiserliği ve giderek devlet yönetiminin bütün öteki dalları arasında daha sıkı ve daha güçlü bağlar kurmalıyız. Ve öte yandan sendikalar bugün olduğundan daha geniş ölçüde bütün emekçi yığınlarının emeğini ve sosyalist eğitimini örgütleyen organlar haline gelmeli. Böylece işçilerin nispeten geri kalmış kesimlerinin, işçi sınıfının öncü müfseresinin denetimi altında yönetime katılma konusunda pratik deneyimler kazanmalarına olanak sağlamalıdır. 3. Temel görevlerden biri emek üretkenliğinin düzeyini yükseltmektir. Çünkü bu yapılmadan komünizme geçişi tamamlamak olanaksızdır. Yığınları, eğitim ve kültürel düzeylerini yükseltmek gibi uzun çabalar isteyen bir işin yanı sıra bu amacı gerçekleştirmek için bilim ve teknoloji alanında uzmanlar kullanmaya hemen ve geniş kapsamlı bir biçimde başlamak zorundayız. Yalnız bu arada unutmamamız gereken bir nokta bize kapitalizmden miras kalan bu uzmanların kural olarak burjuva, dünya görüşü ve alışkanlıklarının etkisinden kurtulmamış olduklarıdır. Parti, sendikal kuruluşlarla el ele vererek eski çizgisini sürdürmelidir. Bir yandan nüfusun burjuva kesimine en ufak bir politik ödünde bulunmadan her tür karşı devrimci girişimlerini amansızca bastırmalıdır. Öte yandan emekçi halkın burjuva uzmanlarda bazı şeyler öğrenmeden, onları kullanmadan ve onlarla yan yana uzun bir çalışma döneminden geçmeden kapitalizmin ve burjuva sosyal düzeninin üstesinden gelebileceğini savunan sözde radikal ama aslında cahil ve kendini beğenmiş kimselerin düşüncelerine karşı acımasız bir savaş açılmalıdır. Amacımız her tür emeğin eşit ücret almasını sağlamak ve tam komünizmi gerçekleştirmekse de hiçbir biçimde hemen şu anda bu eşitliği gerçekleştirmek niyetinde değiliz ve kendimize böyle bir görev saptamıyoruz. Çünkü şimdiki halde sosyalizmden komünizme geçişe yalnızca ilk adımlarını atmaktayız. Bu bakımdan daha bir süre için uzmanların daha yüksek bir ücret almaları gerekir. Eskisinden daha kötü değil, daha iyi çalışsınlar. Aynı nedenle en başarılı çalışmalar için ve özellikle örgütsel çalışmalar için prim sistemini reddetmemeliyiz. Prim sistemi tam komünist bir düzende kabul edilemez. Ancak kapitalizmden komünizme geçiş döneminde Sovyet iktidarının bir yıllık deneyinin ve teorisinde de gösterdiği gibi kaçınılmazdır. Bu bakımdan hiç durmadan bu burjuva uzmanları, politik bilince ulaşmış komünistlerin liderliği altındaki sıradan işçi yığınlarıyla el ele çalışmaktan doğan bir yoldaşlık ortamı içinde kendimizi ısındırmaya çalışmalıyız. Kaçınılmaz olan kişisel başarısızlıklardan umutsuzluğa kapılmamalı, bilimsel bilgiye sahip insanlarda bilimi kişisel bir zenginleşme aracı, insanın insan tarafından sömürülmesinin bir aracı olarak kullanmanın ne kadar iğrenç bir şey olduğu bilincini, bilimi emekçi halka öğretmek için kullananın ne kadar daha yüksek ve soylu bir amaca yöneldiği bilincini yaratmalıyız. 4. Komünizmin gerçekleştirilmesi, kuşkusuz emeğin ulus ölçüsünde en geniş ve en doğru biçimde merkezileştirilmesini gerektirir. Ve bunun için de sermayenin, güç ve emeğin zaaf kaynaklarından biri olan bir durumu, yani işçilerin meslek ve yer bakımından dağınıklığını ve başıboşluğunu gidermeye çalışmalıyız. Loncaların sınırlılığına ve bencilliğine karşı savaş kentle köy arasındaki karşıtlığı ortadan kaldırma savaşımına sıkı sıkıya bağlıdır. Bu çetin bir savaştır ve insanların emeğinde büyük bir üretkenlik artışı sağlamadan kolay kolay kazanılmaz. Hatta geniş ölçüde yürütülemez. Önceleri küçük ölçüde ve yerel bir düzeyde çeşitli yerlerde çeşitli iş kollarında uygulanacak önlemlerin sonuçlarını karşılaştırmak amacıyla deney türünden de olsa bu çalışmalara hemen başlamak gerekir. Sovyet hükümeti çalışır durumda tüm nüfusu sendikaların da katılmasıyla bazı bayındırlık işlerinde seferber etmeli, bu konuda eskisinden çok daha geniş ölçüde ve çok daha sistemli bir çaba harcamalıdır. 5. Dağıtım alanında Sovyet iktidarın bugünkü görevi ticareti ortadan kaldırarak onun yerine ürünlerin planlı, örgütlü, ulus ölçütünde dağıtılmasını sağlamaya kararlı bir biçimde sürdürmektir. Amaç, tüm nüfusun bütün temel ürünleri en hızlı biçimde ekonomik olarak belirli bir plana göre
ve dağıtım mekanizmasının merkezleştirmek yoluyla en az israfla dağıtılabilecek üretici-tüketici komünleri halinde örgütlenmektir. Kooperatifler bu amacı gerçekleştirmekte geçici bir araçtır. Bunlardan yararlanmak tıpkı burjuva uzmanlarından yararlanmaya benzer. Çünkü kooperatif mekanizması da bize kapitalizmden miras kalmıştır. Düşünce ve çalışma alışkanlıkları burjuva damgasını taşıyan insanların elindedir. Rus Komünist Partisi kendi politikasını sistemli bir biçimde izlemek zorundadır. Kooperatiflerde çalışmak, sendikaların da yardımıyla onlara komünist ruhu içinde yön vermek, kooperatiflerle birleşen emekçi halkın girişkenlik ve disiplinini geliştirmek ve kooperatiflerin tüm nüfusunun kapsamını bütün kooperatiflerin yukarıdan aşağıya Sovyet Cumhuriyeti'nin tek bir kooperatif örgütünde birleşmesini sağlamak bütün parti üyelerinin görevi olmalıdır. Son olarak en önemli nokta proletaryanın emekçi halkın bütün öteki kesimleri üzerinde sürekli ve mutlak nüfuzunu sağlamak ve her yerde eski kapitalist tipi küçük burjuva kooperatiflerinden proleterle yarı proleterlerin yönetimdeki üretici tüketici komünlerine geçişi kolaylaştıracak ve gerçekleştirecek önlemleri almak ve bunları uygulama içinde sınamaktır. 6. Parayı hemen kapitalizmden komünizmine geçişin ilk evresinde ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bu yüzden nüfusun burjuva üyeleri hala kendi özel mülkiyetlerinden kalmış olan parayı bir başka deyişle sömürücülerin spekülasyon, kar ve emekçi halkı talan amacıyla kamu zenginliklerine sahip olma hakkını belgeleyen parayı kullanmayı sürdürmektedirler. Yalnızca bankaların devletleştirilmesi, burjuva soygunculuğunun bu kalıntıların ötesinden gelebilmek için yeterli değildir. Rus Komünist Partisi, parayı ortadan kaldırmak için alınması gerekli en köklü önlemleri en kısa zamanda uygulamaya çalışacak ve ilk adımda para yerine tasarruf bankası cüzdanları, çek, kısa erimli bonolar kullanılmasını teşvik edecek, halkın bu kağıtlarla kamu fonlarından mal alabilmelerini sağlayacak, ayrıca paranın bankalara yatırılmasını zorunlu hale getirecek. Bu ve benzeri önlemleri hazırlayıp uygulamaya koymakla edineceğimiz pratik deneyimler bize hangilerinin en uygun önlemler olduğunu gösterecektir. 7. Maliye alanında Rus Komünist Partisi mümkün olan her yerde müterakki bir gelir ve varlık vergisi uygulayacaktır. Toprakta, çoğu fabrikalarda ve öteki girişimlerde özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasından sonra bunun mümkün olduğu haller pek fazla olmayacaktır. Proletarya diktatörlüğü ve en önemli üretim araçları üzerinde devlet mülkiyeti döneminde devlet maliyesi, çeşitli devlet tekerlerinin bir kısım gelirlerinin devlet gereksinimleri için doğrudan ele geçirilmesine dayanmalıdır. Giderleri gelirlerle dengelemek ancak meta mübadelesi iyi bir biçimde düzenlenmesi halinde mümkündür. Üretici tüketici komünlerinin örgütlenmesi ve ulaştırma işlerinin düzene sokulması bunu sağlayacaktır. Tarım alanında. Toprakta özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasından, toprak sahiplerinin topraklarının hemen hemen tümüyle kamulaştırılmasından ve orta malı topraklarının geniş ölçüde sürülüp ekilmesini yeğe tutan toprak sosyalizasyonu yasasının kabulünden sonra Sovyet iktidarının başlıca görevi bu amaca yönelik en uygun ve pratik geçici önlemleri keşfetmek ve uygulamada sınamaktadır. Bu koşullar altında RKP'nin tarım politikasının temel çizgisi ve yol gösterici ilkesi hala kırsal bölgelerin proleter ve yarı proleter öğelerine dayanmak için çaba harcamaktır. Bu öğeler her şeyden önce bağımsız bir güç halinde örgütlenmeli, kent proletaryasına daha yakın olmaları sağlanmalı ve kırsal burjuvazi ile küçük mülk sahibi çıkarlarının etkisinden kurtarılmalıdır. Yoksul köylü komitelerinin örgütlenmesi bu yönde atılmış bir adımdır. Köylerde parti hücrelerinin örgütlenmesi, kulakları saf dışı etmek için Sovyetlerin yeniden seçilmesi, kırsal bölgelerin proleter ve yarı proleterleri için özel tipte sendikaların kurulması mutlaka alınması gereken önlemlerdir. Kulaklara yani kırsal burjuvaziye gelince RKP'nin bunlara karşı izleyeceği politika sömürücülerin entrikalarına karşı kesin bir savaşıma girişmek ve Sovyet sosyalist politikasına karşı dirençlerini kırmak olacaktır. Ortaköylüye gelince
RKP'nin politikası bunlara karşı ihtiyatlı bir tutum takınmaktadır. Orta köylüyü kulakla karıştırmamak ve kendisine karşı zorlayıcı önlemler uygulamamak gerekir. Sınıf durumları bakımından orta köylüler sosyalizme geçiş döneminde proleter hükümetin bağlaşıkları olabilirler ya da hiç değilse tarafsız bir öğe olmaları sağlanabilir. Görülüyor ki orta köylülüğün kaçınılmaz bazı ufak tefek kusurlarına ve dalgalanmalarına karşın sürekli olarak onunla bir anlaşmaya varmaya çalışmak, isteklerini dikkate almak ve sosyalist reformları gerçekleştirmenin yollarını ararken bazı ödünler vermek zorundayız. Bu konuda Sovyet iktidarının ikiyüzlü temsilcilerine komünist ünvanından yararlanarak komünist olmayan bir bürokrasi ve memur politikası izleyen kimselere karşı açılacak savaşa önemli bir yer vermek gerek. Bu gibi insanlar amansızca aralarımızda kovulmalı ve sendikaların da yardımıyla sıkı bir biçimde denetim altına alınmalıdır. Komünist tarıma geçiş için alınacak önlemlere gelince RKP'ye uygulamada daha şimdiden biçimlenmeye başlamış olan 3 temel önemli pratiği sınacaktır. Devlet çiftlikleri, tarım komünleri ve toplu tarım kooperatifleri. Bütün bu önlemlerin daha doğru bir biçimde ve daha geniş bir ölçüde uygulamasına önem verilmelidir. Özellikle köylülerin kooperatif çiftliğinin bu yeni biçimlerini gönüllü olarak katılmalarını sağlamanın yolları aranmalı ve geliştirilmeli. Emekçi köylüler aşağıdan denetimi gerçekleştirecek biçimde örgütlenmeli ve yoldaşça bir disiplin kurulmalıdır. 23 Şubat 1919.